Merhaba arkadaşlar, Notts County kariyer moduna tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde Notts County ile çok pozitif bir çizgi çizip çıkışa başlamıştık sezonumuzda. Burada takvimden hatırlayalım son maçlarımızda neler olmuştu. Doncaster'ı yenmiştik 2-1, ondan önce Colchester 1-0 yenmiştik Checker Trade Trophy'de. Charlton Athletic'e karşı gol atamamıştık, 0-0 berabere kalmıştık ve 1-0 bir galibiyetimiz daha olmuştu Oldham maçında. Yani 3 galibiyet bir beraberlikle çıkışa başlamıştık. Görüyorsunuz zaten puan tablosunda 12. duruma yükseldik ve sadece ilk 6'nın 4 puan dışındayız ve bu bölümde de Bristol Rovers'la başlayacağız. 19. durumdalar onlar şu an. 11 puandalar. Onlara karşı yedek kadromuzu kullanacağız. Göstereyim size hemen. Çünkü az kadromuzda mesela Thiel, Edwards full enerjide değiller. O yüzden biraz dinlensinler ve zayıf takıma karşı umarım Walker ve Shaibur'un yokluğunda Callum Saunders yine güzel gollerine devam eder arkadaşlar. Bu arada maça başlamadan önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim. 100 beğeni gelirse Notts County'miz için mükemmel olur ve abone değilseniz, beni yeni keşfettiyseniz abone olmayı unutmayın ve sosyal medyalardan da takip etmek isterseniz hepsini ekranda görüyorsunuz. Şimdi formalarımızı seçtik ve maçımıza, deplasmana Bristol'a gidelim arkadaşlar. Çıkışımıza devam etmek için Bristol'dayız. Bakalım Bristol'a karşı yedek kadromuz neler yapabilecek? Ben bu yedek kadronun orta sahasına Atakan Akkaynağı da ekledim. Hawes'un yerine, çünkü o sol orta saha olarak orta sahada biraz zayıflık gösteriyordu. O yüzden Atakan'ı burada oynatacağız. Ve şimdi maçımızı anlatmaya geçelim. Rakip bizden aldı topu ama biz burada Kelly ile tekrar aldık. İlk hatamızı başlatır mıyız? Hemen bakalım Atakan. Kalede bugün Rofo var, yedek kalecimiz. Onu da uzun zamandır görmedik. Şimdi Rodgerson ceza sahasına girdi. Ters kanattan çekti geri. O kadar uğraştı ama en azından korner kazandık. Güzel. Curtis Thompson'da korneri kullanıyoruz. Gol olur mu? Atakan kafayı, ah, Callum Saunders'ın ayağına da geldi ama tersti. Lloyd Kelly verdi Curtis Thompson'a sol kanatta. Daniel Rodgerson biraz boş. Daniel Rodgerson tekrar Thompson'ın önüne doğru attı ama Brown araya girdi son anda. Curtis Thompson kaçtı. Curtis Thompson'a pas. Curtis Thompson aralarda, ara pası. Callum Saunders ayağından çok açtı ama şimdi gol pozisyonu. Şutunu çekti ve golünü attı Callum Saunders. Forvetlerimizin yokluğunda gollerine devam ediyor. Geçen bölüm de gol atmıştı sanırsam ve burada bizi 1-0 öne geçiren golü attı 22. dakikada. Bölümümüzü golle açıyoruz arkadaşlar. Tekrar izleyelim. Callum Saunders burada biraz ayağından açtı ama geri döndü ve burada mükemmel 3 oyuncunun arasından kaleciyi ön direkte böyle avladı ve ligde ikinci golünü atmış oldu. Callum Saunders galiba Walker'ı eşitlemek için sadece bir gol kaldı. Kelly'e verdi şimdi. Yerde orada bir oyuncumuz kaldı. Hakeme dertleniyor ama dinleyen yok. Hewitt şimdi Thompson'a verdi. Curtis Thompson tekrar Hewitt'e döndü. Elliot Hewitt sağ kanatta Huckridge'i buldu. Huckridge şimdi rakibini geçti, ortasını yaparsa tehlike olabilir. Sercom kafayı vurdu ceza sahasının dışında. Hewitt şimdi top yine bizde. Curtis Thompson şutunu çekti, direkten döndü. Güzel döndü Thompson. Dedim acaba gol olacak mı? Yani onun kabiliyetine, bitiriciliğine göre biraz zordu o şut ama direkten döndü. Bizi çok heyecanlandırdı orada. İlk yarının son dakikası, Bird araya girdi. Alperen uzun bir top oynuyor Huckridge'e. Huckridge'den hemen Saunders'a. Saunders, Huckridge kaçtı. Tekrar onu buldu Saunders. Huckridge pasını verdi. Atakan gelişine vuruyor ama dışarı gönderiyor. İlk yarının sonunda bizi ikinci gole yaklaştırdı ama atamadık. Aynı şekilde Thompson'ın da direkten dönen topu inanılmazdı. Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz. Üstün takım biziz arkadaşlar. Daha fazla gol istiyoruz. 1-0 maçları beğenmiyoruz. Hoşumuza gitmiyor. Daha da fazlasını yapmamız gerekiyor ve şimdi ikinci yarıya başladık onun için. Alperen şimdi sağ kanatta ilerliyor. Önünde Huckridge destek verdi. Huckridge bıraktı topuk bası. Elliot Hewitt mükemmel bir depar. Elliot Hewitt ceza sahasının içinde ortaladı ama kaleci yumrukluyor. Atakan şimdi burada Saunders'a verdi. Saunders plase denemesi ama defansa çarptı. Top havalandı Atakan. Şimdi Huckridge. Huckridge burada yerde kaldı ve serbest vuruş bizim. Rakipte sarı kart görecek. 56. dakikada Ollie Clark
Hawk Ridge'i sağlam düşürdü ve burada şimdi serbest vuruş kazandık. Bu topu Curtis Thompson gelip kullansın. Curtis Thompson, şöyle oynayalım. Kafayı vurabilir miyiz? Sanders vurdu ama dışarı gitti. Callum Sanders çok güzel görünüyor. Bir 53, 56 mı 59 mu olmasına rağmen 56 galiba. Çok iyi görünüyor forvette. Şimdi Thompson Sanders'a gönderdi kafa vuruşunu. Sanders döndü. Ah, Broadbent kaptı ve tuttu ayağında ama biz alabildik şimdi kontra atak yine. Curtis Thompson rakibini güzel geçti. Thompson rakiplerini geçmeye devam etti ama orada kaybetti. Yalnız touch bizim. 61. dakika. Ah, burada. Aha, geçti. Yanlış yaptım sandım ama Callum Sanders'a şans olarak biraz geçti. Thompson, Sanders. Sanders'ın içeri girmesi lazım forvet oyuncusu olarak. Lloyd Kelly bir şut şansı buldu. Atakan'a geldi. Atakan'ın şutu berbat. Lloyd Kelly ile biraz geç kaldık aslında. Daha önce çekseydik olabilirdi. Yalnız ikisinin de bitiriciliği biraz düşük. Atakan'a gelen top da zaten dışarı gitti. Rofo uzun oynuyor. Hawkridge kafayı vuramadı. Nichols'a top. Sol kanattan gelecek atak. Bristol City'nin ara pası. Gaffney. Oo, tehlikeli olabilir. Kelly son anda inanılmaz bir müdahale yapıyor defansta ve topu kornere gönderdi. Burada çok tehlikeli ve dikkatli olmamız lazım. Çok tehlikeli bir pozisyon diyecektim. Uzaklaştırdı Sanders. Rossi. Sercom burada ortasını yaptı yine ve hakem ne diyor? Serbest vuruş diyor. Bir faul oldu orada sonradan geç bir müdahale. Tehlikeli bir yer yine. Ön direğe doğru kafa, korner. Hawkridge'den dışarı gitti. 82. dakika arkadaşlar. Bristol son anlarda bastırmaya başladı. Hawkridge'ine kafayı vuruyor. Brizley, Hawkridge. Clark kaptı topu. Clark tekrar. Ollie Clark. Ortayı yaptı. Tehlikeli olabilir ama yine bir faul. Biz faul yapmaya doymuyor bizim takım. Ben yapmadım ama oyuncular yapıyor. Şimdi serbest vuruş yine. Lockyer aynı şekilde öne gönderdi. Karambol anı. Thompson uzaklaştırma çabası. Yine geçmedi. Yine karambolde kaybettik. Burada tehlike olabilir. Oo, çok yaklaştılar. Gaffney dışarı vurdu dar açıdan. Az kalsın. Ben onu bir an için içeride bile sandım. Ve artık son dakika arkadaşlar. Bu baskı sonunda bitti. Offside'la beraber Lloyd Kelly uzun oynuyor. Burada Daniel Rogers'ına. Daniel Rogers'ın, Callum Sanders, Atakan Akkaynak sağda. Hawkridge bomboş. Hawkridge gol pozisyonu ve 2 yapıyor. Yedek oyuncumuz Terry Hawkridge burada 2-0 yaptı ve noktayı koyduk bu maça. Birden fazla gol attığımız için de mutluyum. Burada kontra atakta mükemmel yakaladık rakibi. Çünkü bütün haklarıyla bize gol atmaya çalışıyorlar ki berabere getirsinler. Ve maalesef onlar için biz kontra atakta bu güzel şansı bulduk ve golü attık. Artık burada hakem bitirecek. 2-0 kazanıyoruz Bristol City'ye karşı. Güzel açılış yaptık ve geçen bölümden galibiyetimize devam ediyoruz. Galibiyet serimize 3 oldu şimdi beraberlikten beri. Maçın adamı Curtis Thompson olmuş arkadaşlar. 0 gol, 0 1 asist yapmış. O yüzden 9.4 almış. Aynı şekilde Sanders da 9.4 ve 9.0 ve Terry Hawkridge de 9.3 almış. Ofansımız mükemmel bir futbol çıkardı. Şimdi ilerleyelim bakalım önümüzde hangi maç geliyor. Ve bu galibiyetimizin ardından görüyoruz Blackburn Rovers geliyor arkadaşlar. Bu sezon dikkat ettiyseniz iki kadro ile oynuyoruz. Bir yedek kadrosu var, bir de az kadromuz var. Genellikle o yedek kadrosuyla daha zayıf takımlara karşı oynamayı planlıyorum. Ve onu böyle 3 maç az kadrosu, 1 maç yedek kadrosu falan olarak dengelendirmeye çalışıyorum. Nedeni de şu arkadaşlar. İkinci kadroyu oynatınca herkes mutlu oluyor yedek oyuncular da ve birden böyle sakatlıklar olursa az kadroda Sanders gibi bir oyuncu mutsuz bir halde gelip ilk 11'e dahil olmasın diye o şekilde oyuncuları mutlu tutmaya çalışıyoruz ve enerjileri de böyle güzel dengelemeye çalışıyoruz. Görüyorsunuz şimdi Till ve Edwards full enerji. Yalnız bize Blackburn geldi evimizde ama bundan sonraki maçımız kaç gün sonra bakalım. West Ham United'a karşı çok önemli bir maç geliyor.
Sadece bundan 2 gün, 3 gün sonra ve bu maçta da aslında yedek kadromuzla çıkıp enerjilerimizi sarf etmesek fena olmayabilir. Çünkü önümüzdeki maç çok önemli bizim için. Burada bakalım, Blackburn Rovers aslında önemli bir maç. Onları yenersek eğer onların 6. durumuna bile gelme şansımız var. Şu an 19 puanımız var. Lig lideriyle zaten puan farkını 7'ye indirmişiz. Zaten 7'ydi. Burton Albion lig lideri şu an. Biz Blackburn'a karşı ne yapalım arkadaşlar acaba? Biz Blackburn'a karşı en iyisi yine yedek kadromuzla çıkıp yedek kadromuz yetersiz gelirse normal as oyuncularımızı da ekleriz. Duruma göre gidelim. Çünkü son 16'ya kaldık. West Ham United şu ana kadar karşımıza gelecek en güçlü takım. Premier League takımı ve onlara karşı full hazır olmak istiyorum. Ve o yüzden burada yedek kadromuzla yine çıkıyoruz arkadaşlar. Nottingham'dayız arkadaşlar. Evimizde taraftarlarımız yağmurun altında bizi izleyecekler. Taraftar sayımız lig başlarında 19.000'den 15.000'e doğru düşmeye başladı ortalama taraftar sayımız. Biz onu tekrar yükseltmeye çalışacağız. O da normaldir arkadaşlar. Takımımız kötü oynadı ve ligin sonlarında geçirdik bu sezonun çoğunu. Ama şimdi yukarılara doğru tırmanışımıza devam ediyoruz. Takımımız sonunda güzel gibi görünüyor ve iyi performanslar çıkarıyorlar son zamanlardır. Bunun devamını istiyoruz biz de şampiyon, 4. lig şampiyonu takımımızdan 3. ligi de şampiyon olması için aynı bu şekilde devam etmeleri gerekiyor ve biz taraftarlarımızı da geri sağımıza çekeceğiz diye düşünüyorum. Yalnız burada Blackburn Rovers geliyor, atak yapıyorlar. Bizim hatamız orada sonlanmıştı ama Lloyd Kelly güzel müdahale etti, yalnız alamadı. Fini. Yani çok şanslıyız arkadaşlar. Orada Rofo o topu alacaktı. Ama bizim defans oyuncumuz Rofo ile çarpışınca Fini'ye bomboş bir kafa topu kaldı ama o da dışarı gönderdi. Samuel çok hızlı geçti. Brizley'i de geçti. Ortasını yaptı. Lloyd Kelly defansta yine kaya gibi. Aha, Atakan Akkaynak kaybetti burada topu yalnız. Tehlike olabilir. Rofo inanılmaz kurtarıyor ve burada Bird uzaklaştırdı Kelly. Samuel pası. Kelly es geçti onu. Bennett şimdi tehlikeli olabilir ilk yarıda son anlarda ama genç stoperimiz orada Bird kontrol etti ve ilk yarı burada bitti arkadaşlar. 0-0. Derin bir tarihi olan Blackburn Rovers'a karşı ilk yarıyı 0-0 bitirdik. Biliyorsunuz Tugay Kerimoğlu burada 10 sene falan oynadı herhalde, 10 sezon. O zamanlar zaten Premier Lig'deydi bu takım ama son zamanlardır hep düşük liglerde görmeye alıştık Blackburn Rovers'ı ve unutuldular Premier Lig tablosundan. Şimdi onlar geliyor burada, yalnız bizim tablomuzdan unutulmuş gibi görünmüyorlar ama Thompson çok kritik bir anda ayak koydu. Alperen. Şimdi Thompson, biz kontra ataktayız. Elliot Hewitt önü boş biraz. Elliot Hewitt kaçırdı burada. Ah! Hewitt'in pası. Raya geldi, aldı Callum Sanders'dan önce. Sanders güzel kaçmıştı ama gol atacağımızı sandım ama kaleci birdenbireye çıktı ve maalesef topa vuramadık. Alperen araya girdi. Hackridge, Sanders. Hackridge'i tekrar görebilir mi? Güzel pasla gördü. Hackridge ortalıyor. Akkaynak Atakan. Kafası zayıf gitti kaleci Ryan'ın üstüne. Atakan sağda güzel ilerledi. Bomboş. Atakan içeri ortasını yapıyor. Kimse vuramadı kafayı. Alperen. Thompson. Rakibinden güzel sıyrıldı. Döndü. Sanders şimdi. Sanders orada. Aha, şutu çektik ama Thompson bomboştu. Ve burada Raya topu kontrol etti. Thompson'ı geç gördüm ben orada. Fake'e basmıştım. Thompson'ı o anda gördüm. Pası veremedim. Yoksa gol pozisyonu apaçıktı Thompson için. Ardından şutu da çekebildi Sanders ama kaleci kolay kurtardı o şutu. Thompson çok geç kaldı biraz. Atakan pasını verdi Elliot Hewitt'e. Tekrar Atakan şutunu çekti Raya. Şimdi değişikliklerimiz gerçekleştirilecek. 79. dakikada görüyoruz Marcus Edwards oyuna dahil oldu. Diğer 3 oyuncumuzla beraber. Till ve Hawes'la beraber. Şimdi kornerden bir şey gelmedi ve top taca bile çıkmayacak herhalde. Till Marcus Edwards'u kaçıracak. Marcus Edwards sağ kanatta. Son dakika artık. Marcus Edwards kontrol edemedi ve hakem faul falan da vermedi.
Top uzaklaşıyor. Burada 0-0 berabere kalma ihtimali büyük ve burada da zaten gol yemezsek iyidir. Ara pası tehlike. Ama Hewitt araya girdi ve Kelly uzaklaştırıyor artık. Son anda tehlike yarattılar. Gladwin dedim orada bomboş şut çekip golü atacak ama iyi ki dışarı vurdu. Kötü vurdu. 0-0 bitti arkadaşlar. Bu da doğal olarak normaldir. Güzel bir takım Blackburn Rovers bu ligde ve biz de yedek kadromuzla çıktık. Çünkü önümüzdeki maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu maç biraz sıkıcı geçti ama kusura bakmayın arkadaşlar, şimdi West Ham maçı gelecek ve bunlara karşı kazanmamız çok önemli. Ayrıca bir de basın toplantısı düzenliyoruz. Biz kendi takımımızı motive edelim. Yine yenilmedik. Son 6 maçtır yenilmiyoruz arkadaşlar. Ve burada bir antrenman yapalım. Son antrenmanımız bu antrenman olmuş. Ve bu da hangi antrenman? O son antrenman C antrenmanıydı. Yalnız burada Walker'ın hazır olduğunu görüyoruz. O da antrenmanlara katılabiliyor. Biz bu sefer A antrenmanını yapalım. Tyler Walker'ın şu dribbling olayını değiştireceğim arkadaşlar. Bu dribbling'e gerek yok aslında bence Tyler Walker için. Ona daha ofansif anlamda gereken şeyleri yükselteceğiz. Burada mesela kafalar, voleler... Bunlar yükselsin ki Walker bizde gol şanslarında daha iyi vuruşlar yapsın. Simüle ediyoruz. Bakıyoruz ne olacak. Gökay Güney 69'a yükseldi. Çok güzel. Lloyd Kelly de 70'e çok yaklaştı. Lloyd Kelly ve Gökay Güney aynı şekilde güzel gidiyorlar. Ama şimdi geldik West Ham United'a karşı son 16 Karabağ Kupası maçına. Evimizde oynayacağız. Taraftarımızın desteği bu maçta bizim için çok önemli olacak. Callum Saunders'ı çıkaracağım. Tyler Walker geri gelmiş, yalnız enerjisi full değil, onunla başlayacağız. Ardından Callum Saunders'ı oyuna sürebilirim tekrar. Bakacağız ona da duruma göre. Ama takımımız güzel görünüyor, full enerji değiliz ama o da normaldir. Çünkü geçen maçta sakatlıklardan dolayı yedek kadromuzda bu kadroda oynayan oyuncuları da oynattığımız için o şekilde. Şimdi maçımıza gidelim arkadaşlar. Karabağ Kupası son 16 maçı West Ham United'a karşı. Karabağ Kupası'nda son 16 maçımıza geldik. West Ham United'a karşı şu ana kadar 3. turda ve 2. turda Premier League takımlarını zar zor olsa bileni eledik. Gerçi son maçımız Wolves'a karşı biraz rahat geçmişti ama burada daha zor bir takım geldi ve bakalım onlara karşı nasıl oynayacağız. Walker tekrar döndü. O bir şeyler yapabilecek mi? Maçın başında ben bu sefer atak oynamaya karar verdim arkadaşlar. Walker çok enerjisi varken en azından belki biraz şanslar bulabilelim diye ama... Defansımızda da böyle riskler almamamız için aslında mantıklı olmayabilir ama burada Walker gol atsın diye... Biraz ofansif oynayacağız. Thompson, Walker. Atak yapan takım biziz. Burada onla bir golü bulsak zaten çok yavaşlatacağım oyunun hızını. Ama burada Rafael araya girdi. Til biraz çok zayıf kalıyor. O yüzden atağımız sonlandı. Burada baskımız devam ediyor. Oxford, Martinez, Yiğitan araya girdi. O da geri döndü bu maçta. Full zaten sakat değildi ama yine biraz böyle hafif bir sakatlığı vardı. Oynatmadık şu ana kadar. Brizle oynuyordu. Şimdi Till gol pozisyonuna girdi. Till ve golünü atabildi. Burada biraz şansı oldu. 1-0 öne geçirdi bizi Walker'ın asistiyle. Till burada mükemmel başlangıç yaptık. Atak taktiğimiz işe yaradı arkadaşlar. Till'i bir arkadaş Daniel Guiza'ya benzetme yapmıştı. Geçen bölümde biliyorsunuz bir sürü gol kaçırmıştı ve burada da gol olacaktı. Burke'e çarptı. Yine kaleciyi biraz... Yani her türlü gol oluyordu aslında. Burke'e çarpıp girmesi de aynı sonucu getirdi bize. Burada da kaçıracak hali yoktu herhalde Vincent Till'in. Ve 1-0 öne geçirdik. Şimdi geri çekiyoruz kendimizi. Defansif moda 1-0'ı en azından korumaya çalışacağız arkadaşlar. Pereiro. Snodgrass'tan uzun bir top. Alperen karşılar mı? Kafayı vurdu ve kornere gönderdi Alperen aslında. Biraz... Kötü bir karar. Burada tehlikeli bir an yaşayabiliriz şimdi. Ön direkte mi gelecek? Arkaya geldi, dışarı geldi, Burke'e geldi ama Gökay Güney uzaklaştırdı. Şimdi top Walker'da. Walker'ın kafası Till'e gelmedi ve hala atak devam edecek. Oxford şutunu çekti. Ataberk mükemmel kurtardı. Adamın ismini karıştırıyorum sürekli. O yüzden geç söyledim. Şimdi bir korner daha tehlikeli olabilir. Fabio oynadı. Till kafayı vurdu. Atakan, Ataberk.
yumrukluyor. Yine yanlış söyledim. Snodgrass. Tehlike var burada. Hala atlatmadık. Kuyate. Kuyate. Kuyate'de top. Pası. Alperen Babacan. Nereye veriyorsun babacım? Ama Alperen hatasını telafi etti bu sefer. Yine Kuyate'yi geçemiyoruz yalnız. Creswell burada pasını verdi. Pereiro tehlikeli anlar. Pereiro önünde iki tane defans oyuncumuz var ama tuttu. Creswell aktardı. Creswell Kuyate'ye verdi. Martinez Yiğitan. Son anda ayak koydu. Çok bastırıyor burada West Ham United arkadaşlar. Creswell geriye doğru bir taç atışı. Kuyate'ye Fabio. Tony. Creswell. Tony Martinez. Yerden bir pas. Dışarı gitti. Burada rahatlayabiliriz şimdi arkadaşlar. Rafael Hewitt güzel ayak koydu ve hakem bitiriyor bu şekilde de. Orada Hewitt bize belki bir golü önledi. Çünkü o atak çok tehlikeli başlamıştı. Aynı Yunanistan taktiği uyguluyoruz. Burada Atakan Akkaynak biraz yorgun. Alperen Babacan da yorgun. Onların yerine ben Sean Brizley'i mi koysam? Evet, Brizley'i koyacağım orta sahaya, orada defansif orta saha olarak. Ve sağ beke de Dickinson'ı koyacağım. Alperen çok yorgun görünüyor. Ve son olarak Thompson'ın yerine de Daniel ya da Hakric'i koyacağım. Sağ kanat oyuncusu. Geçen maçta, ilk maçta gol atmıştı bizim için. Biraz enerjik görünüyor. Onu da oyuna sokalım. 3 değişiklik yaptık tam. Şimdi de ikinci yarıya başladık. Dickinson ve Hakric yeni oyuncularımız, yedek oyuncularımız. Burada atak yapıyor. Dickinson'da top. Carl Dickinson ortasını yaptı. Marcus Edwards kafayı vurur mu? Vuramadı. Şimdi Dickinson yine kötü bir pas. Top bizde mi kalacak? Yok. Snodgrass, Kuyate, Fabio Martins. Tehlikeli anlar. Pereiro, Ataberk mükemmel kurtardı. Pereiro'dan inanılmaz sert bir şut. Şimdi Lloyd Kelly, Chicharito da oyuna girmiş rakipte West Ham United'da. Şimdi tehlikeli olabilir. Snodgrass şutunu çekti ama Ataberk dadak denizde kaldı. Ataberk sakin bir şekilde ona verilen zamanı harcasın şu şekilde. Şimdi uzun oynuyor. Marcus Edwards'a doğru yetişir mi? Marcus Edwards yetişti ama kontrol edemedi. Yoksa oyunu bomboştu. Marcus Edwards defansına yerleşti. Kademeye girdi ve pas hatlarını kapattı orada. Rakip o yüzden hızlı çıkamadı. Fabio Martins yalnız ön direğe doğru Yiğitan kafayı vurdu. Elliot Hewitt, Marcus Edwards uzun oynuyor. Tyler Walker'a. Tyler Walker sağ kanatta, Hakric bomboş. Ona doğru mükemmel bir pas verdi. Artık 90+2 arkadaşlar. Burada Hakric biraz keşke faul yapsaydık ama gerek kalmıyor. 1-0 olsun, bizim olsun. West Ham United'ı da eliyoruz arkadaşlar. Çeyrek finale adımızı yavaş yavaş yazdırıyoruz. Mükemmel bir maç çıktı. Fazla bir olay olmadı. Tek şutta tek gol. İnanılmaz. Tek şutta tek gol. Vincent Till maçın adamı olmuş. Tyler Walker da 9.0 almış. Bir asist yaptı geri dönüşünde. Pozitif bu bizim için. Ve geçen sezon yapamadığımızı bu sezon yapıyoruz arkadaşlar. Karabağ Kupası'nda çeyrek finale ilerliyoruz. Umarım bize şimdi Sunderland gelir. Çünkü görüyorsunuz sol üstte, bizim üstümüzde Manchester City'yi 1-0 elemiş Sunderland. Yani Sunderland'da West Ham United'dan daha güzel bir takım değil. Onlar Championship'te galiba şu an. Diğer takımlarda Leicester ilerlemiş, Swansea ilerlemiş, Chelsea Newcastle'ı geçmiş ve diğer maçlarda oynanmamış şu ana kadar. Mükemmel. Manchester City elendiyse en büyük takım Chelsea kalmış oldu şu an kupada. Biz ilerleyelim ve kupanın diğer maçları da oynansın. Şimdi önümüzde son maçımıza geliyoruz. Shrewsbury'ye karşı oynayacağız. Ligde de tırmanmaya devam etmek istiyoruz bu bölümde. Daniel Rodgers'ın için bir Blackpool'dan kiralık teklifi gelmiş ama biz Daniel Rodgers'ını hala kullanıyoruz ve yedek oyuncu sayımız çok olmadığı için kabul etmeyeceğiz. Şimdi bakalım tekrar Karabağ Kupası'nda durum nedir, son durum, eşleşmeler nedir, öyle gördüğümüz gibi mi oldu?
Evet, eşleşmeler aynı, tam gördüğümüz gibi bize Sunderland geldi. Önümüzdeki turda, yani çeyrek finalde Sunderland'ın rakibimiz olmasından çok sevinçliyim arkadaşlar. Diğer takımlar ise Blackburn Rovers'la Swansea eşleşmiş ve Ipswich Barnsley'i geçmiş. Onlar da Leicester'la eşleşmişler. Yani şu an turnuvadaki en iyi takım Chelsea. Onlar da Everton'la eşleşmiş. Everton Nottingham Forest'i elemiş. Nottingham Forest, Tyler Walker'ın biliyorsunuz eski takımı ve George Grant'ın tekrar döndüğü takım. Ayrıcalıkla Robert Yates de oraya geri döndü. Bizde kiralıklardı onlar. Aynı şehrin takımı bu, Notts County ile Nottingham Forest. Onlar da elenmiş maalesef. Aslında onlara karşı böyle bir yarı final ya da final oynamak da güzel olabilirdi ama. Şimdi yani sağ tarafa bakarsak çok zayıf takımlar var. Umarım bu karışıklık tekrar olur çünkü Chelsea sağ taraftaydı tablonun ama sol tarafa geçip bizim tarafımıza geçmişler. Umarım yarı finalde eşleşmeler değişir de en azından Chelsea'ye karşı final falan oynarız. Ama çok mutluyuz arkadaşlar, kime karşı oynarsak oynayalım. Ve bu arada sağ tarafta bir oyuncu bizim takımımızdan ayın oyuncusu seçilmiş. Görelim kimmiş. Alperen Babacan bu ayın oyuncusu seçilmiş. Çok güzel. Şimdi biz önümüzdeki maçımıza, bölümümüzün son maçına gideceğiz. Shrewsbury'ye karşı oynuyoruz. Bakalım rakibimiz ne kadar güçlü, ne kadar zayıf. Shrewsbury sondan dördüncü bir takım ve biz bu maçı kazanırsak belki ilk 6'ya girme ihtimalimiz olabilir. Şimdi bu takıma karşı bakalım hangi oyuncularımızı oynatsak. Shrewsbury'ye deplasmana az kadromuzla çıkacağız. Az kadromuzun enerjileri yerinde ve rakibimiz... Bakalım sondan dördüncü rakibimiz bize zorluk çıkaracak mı? Bu takıma karşı burada çok gol bulup bölümümüzü güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz şimdi. Alperen Babacan. Atakan Akkaynak ayın oyuncusu Alperen Babacan'a verdi. Şimdi Alperen sağ kanatta ilerliyor. Alperen nasıl ayın oyuncusu seçildi onu da hiç bilmiyorum ama Alperen mükemmel kaptırmadan ilerledi. Burada defans oyuncusu ortasında son anda topa kafa vurdu ve uzaklaştırıyor rakip şimdi. Kontra atağa çıkıyorlar. Like Smith. Burada Nolan Gökay Güney'e kaptırdı. Gökay Güney'den Alperen'e pas. Radman burada Smith'e verdi ama Yiğitan araya girdi. Ama Yiğitan'ın pası çok kötü bir seçenek Yiğitan'dan. Şimdi rakipte hala top. Like Smith. Smith ilk yarı burada bitecek herhalde bir orta yaparlarsa. Smith. Atakan aldı oradan. Top taca çıkmadı hala. Smith tehlikeli olabilir. Yani burada şut çektirmememiz lazım. Ataberk'te kaldı ve hakem hala bitirmedi. Şimdi uzun oynadı Ataberk. Walker bize bir şans verir mi? Yok, bize vermedi ve hakem burada ilk yarıyı bitirdi. 0-0 arkadaşlar. Rakibe karşı gol bulamadık henüz. Bu bölümde de fazla gol atmada şans yaratamıyoruz yani kendimize. Walker'ı hiç gol pozisyonuna sokamıyoruz. Till'i çıkaracağım. Onun yerine Daniel Rodgers'ın oyuna sokacağız ve bu şekilde devam edeceğiz. Marcus Edwards da Walker'ın arkasında forvet arkası olacak. Thompson, Edwards, Jimmy Walker. Walker döndü. Rakibinden sıyrıldı. Walker arkada Thompson'ı gördü lan. Thompson gelişine vursan abi ya. Bastım ama vurmadı. Ve topu kaybetti orada. Atak sonlandı. Nolan. Şimdi rakip geliyor kontra atakta. Araya girdik. Yani hala tehlike devam edecek. Ogogo'da şimdi top. Burada Marcus Edwards aldı Ogogo'dan güzel bir şekilde. Bu maçta çok top çaldı Edwards. Şimdi ilerliyoruz. Solda Edwards'u çok sert bir şekilde düşürdü rakibi. Riley. Riley'e kart çıkacak. Sarı kart. Uzak bir yerden free kick. Edwards kırmızı kart için bastırıyor ama hakem sarı kartta kararlı. Tyler Walker topun başında. Buradan bir şut olur mu? Gol olur mu? Denesek mi? Deneyelim Tyler Walker'la. Tyler Walker en azından kornere gitti top. Baraja çarptı. Marcus Edwards şimdi korneri kullanıyor. Burada Atakan'dan önce kafayı rakip vurdu. Top yine Marcus Edwards'a geldi. Marcus Edwards NCA'la taca gönderdi topu. Şimdi Daniel Rodgers'ın top istiyor. Kendini gösterdi Rodgers'ın, aldı topu. Daniel Rodgers'ın döndü, iki adamın içinden çıktı. Daniel Rodgers'ın ortaladı. Atakan direkten döndü kaleci. İnanılmaz geldi orada Atakan. Bir atmaca gibi havalandı ama maalesef direği ve ardından da kaleciyi geçemedi.
Daniel Rogers'ın şimdi topu kaybetti. Riley ve atağımız sonlanmış görünüyor. Öyle de oldu. Top Marcus Edwards'da şimdi. Curtis Thompson pasını verdi. Walker'a, Walker gelişine vurdu ama rakibe çarptı. Şimdi top kornere gitti. Bir korner daha. Marcus Edwards, Tyler Walker neredesin diyor. Ama Yiğitan Güveli kafayı vuruyor. McGillivray kaleci kurtardı. Kalecinin üstüne çünkü gitti. Bu kafa topları bizi öldürüyor yani. Şimdi top Yiğitan'a gelmeden. Yani Yiğitan'a doğru gitti ama kontrol edemedi nedense. Nolan. Whaley. Ara pası tehlike olabilir. Ataberk inanılmaz uzandı arkadaşlar. Orada boyunu ikiye katladı Ataberk sanki. Güzel uçtu ve mükemmel kurtardı. Şimdi kontra atakta biz Walker'la kaptırdık topu. Biz burada değişiklik yapmaya mecbur kaldık artık. Edwards çok yorgun. Onun yerine Saunders'ı oynatacağız ve Hakrici de son iki maçtır güzel oynayan Hakrici de koyacağız. Saunders'ı forvete, Walker'ı forvet arkasına çekiyorum. Light Smith. Son artık 5 dakika kaldı zaten maçta. Şimdi sağ kanatta Kwadwo maçta son anlar artık araya girip burada çalmamız lazım ve öyle de yaptık. Atakan Akkaynak biz çıkacağız. Marcus Edwards. Değişiklikler gelişmedi. Thompson uzun bir pas oynadı Tyler Walker'a. Tyler Walker yanında Enciala kovalıyor onu. Tyler Walker pasını verdi Curtis Thompson'a. Ortayı yaptı. Ah, McAllivray'de kaldı top ve 90 artı 2'de maç burada bitiyor arkadaşlar. Maalesef burada da gol atamadık. Son 2 lig maçımız 0-0 bitti. Blackburn Rovers ve burada da Shrewsbury'ye karşı az takımımızla sondan 4. takımı yenemediğimiz için hüzünlüyüz. 8 şut çekmişiz. 4'ü kaleyi bulmuş ama maalesef golü atamayan taraf olduk. Rakip de zaten bir şey yapmadı ve burada 0-0 bitti maç. Puan durumuna bakalım. Puan durumunda şu an 13. durumdayız. Yani 7 puan hala liderle aramızda var. Fena değil. Wimbledon yükselmiş liderlik koltuğuna. Bize sadece 2-3 maç üst üste kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama önümüzde Checkatrade Trophy maçı gelmiş. Bu da Area Quarter Final diyor. Yani bölgesel çeyrek final. Bu da nasıl oluyor bilmiyorum ama bizim rakibimiz Grimsby Town. Ofisimizdeki haberleri okuyalım. Burada yönetim bizden güzel bir tane forvet oyuncusu transfer etmemizi istiyor. Bir de genç akademisinden bir oyuncuyu imzalatmamızı istiyorlar ve bu oyuncuyu önümüzdeki sezonda maçların %50'sinde oynatmamızı istiyorlar. Bunu zaten genç akademisinden bir oyuncu alıp da yapmamız gerekiyor. Artık bir tane yeni bir oyuncu buluruz. Onu da önümüzdeki bölümde yaparız arkadaşlar. Şimdi bir antrenman yapıp bölümümüzü kapatacağız. Burada en son antrenmanımız hangisiydi ona bir bakalım. En son Walker'ı çalıştırmıştık. A grubuydu. B grubu. B grubunda Shaibu yok ama diğer oyuncuların hepsi gelişecek durumdalar. Biz burada ayrıcalıkla bir de Vincent ile şut çalıştıralım. Bitiriciliği yükselmeye devam etsin. Şimdi simüle ediyoruz antrenmanımızı bakalım. Evet, her A B B mükemmel. Rodgers'ın yükseldi pasları. Herkes güzel bir şekilde yükseldi yani. Mükemmel bir antrenman oldu. Elliot Hewitt de aynı şekilde. Önümüzdeki bölümde Grimsby'ye karşı Checkatrade Trophy maçını oynayacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım hangi maçlar geliyor. Checkatrade Trophy. Çin'e dostluk maçları geliyor. Arkadaşlar Çin'in Dünya Kupası'na katılma maçları bu sezon yok. O yüzden yani geçen bölüm dediğimi unutabilirsiniz. Zaten hiç Çin maçları gelmeyecek bu sezon şimdilik. Ve ardından lig lideri, geçen maçtan önce lig lideri Burton Albion'dı. Ligin üst sıralarında bir takım. Onlara karşı oynayacağız. Ondan sonra Northampton geliyor. Ve Wycombe Wanderers bizim alt ligimizden oynayacağımız takım. Ve başka son olarak da Karabağ Kupası'nın çeyrek final maçı Sunderland'a karşı gelecek. Önümüzdeki bölüm efsane bir bölüm olacak arkadaşlar. Takipte kalın, kaçırmayın. Ama bu bölümü buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca sosyal medyadan da takip ederseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.